sevgili izleyiciler, yeni bir gün başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, bugün liselileri dinleyeceğiz dedik az evvel. Halkçı Liseliler Konya İl Başkanı bizlerle birlikte. Mehmet Emin Altunses, hoş geldin. Hoş bulduk. Kamuoyu seni Cumhurbaşkanı'na hakaret davasından tanıyor. Evet. Gözaltına alınan en genç insanlardan, tutuklanan en genç insanlardan biri oldun, gençlerden biri oldun geçen yıllarda. Evet. Ve bir mücadele ortaya koyuyorsun. Neden bunu ortaya koyuyorsun? Neden böyle bir eylemsel etkinlik içerisindesin? Bunu anlamaya çalışacağız. Çünkü bir derdim var. Bir evet. derdin var, bir özlemin var belli ki. Bunları anlat istiyoruz bize. Türkiye gündemini de konuşacağız öncelikle ama bir Uğur Dündar'a bir bağlanalım. Bugün tamam. çok önemli bir röportaj yayınlandı Sözcü Gazetesi'nde. İlker Başbuğ'la yapılmış bir röportaj bu. Uğur Dündar röportajı. Türkiye iyi yönetilmiyor, kutuplaşma tehlikeli başlığıyla verilmişti Sözcü Gazetesi'nde. Evet, şöyle bir ifade var. İstersen bir buradan katılıyor musun sen? Hani yani senin de derdin bu mu acaba? Bir iki cümle söyle. Uğur Bey de şimdi bağlanır, beraber konuşuruz. Konuya tam olarak hakim. Türkiye ile ilgili meramını, derdini öğrenmek istiyoruz. Ya Türkiye ile ilgili derdim zaten tutuklanma nedenim de ortada. Tutuklanırken şunu söylemişti. Hani tutuklanma neden olan basın açıklamasında 84 yıl önce 85'e döndük artık. Kubilay yine bugünün gericilerinin dedeleri tarafından öldürülen bir şehit teğmen. Ve bugün de aynı gerici diktatör rejimi ortada görüyoruz biz liseliler. Ve geleceğimizi açıkçası parlak göremiyoruz. Yıkılan okullar, tacize uğrayan liseli kardeşlerimiz. Ve bu yüzden bu mücadeleyi sergiledik. İşte Uğur Dündar gibi büyüklerimizle birlikte onların yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, bir mücadele İçinde olma gerekliliği hissettiniz yani. Bir şeyler ters gidiyor. Ters giden bir şeyler var. Gericilik dedim. Evet. Bizim de düzeltmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle liselerde. Liselerdeki bu baskı ortamını. Hani bu... En son Konya'da da bu bildiri rüzgarına evet. katılındı değil 57 liseyle birlikte ortak basın açıklaması yaptık. Bildiri yayınladık. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla. İstanbul Erkek Lisesi'nde politik bir duruş sergiledi arkadaşlarımız. Biz de bunlara 57 liseyle birlikte destek gericiliğe olduk. Gericiliğe karşı temel derdiniz bu evet, anladığım gericiliğe kadarıyla. Karşı bu bildiriyi yayınladık ve İstanbul Erkek Lisesi'ndeki arkadaşlarımıza destek olduk. Şimdi Uğur Dündar telefon attığımızda merhaba Sayın Dündar. Günaydın. 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 İyi programlar diliyorum Sevda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Konunuza da çok sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok umudumuz, gençliğimiz bir dinleyelim istedik biz. Nedir, dertleri nedir, meramları nedir diye siz de daha evvel zaten ilgilenmiştiniz konuyla, yazılarınız var, ilgili yazılarınız. Doğrusu gençliğe umut veremeyen bir ülke, yönetilemeyen bir ülke diye de İlker Başbuğ röportajı var. Öncelikle şunu röportajdan isterseniz bir kaç cümle bizimle paylaşın isterim ben. Çünkü bir yandan İsrail'le, Rusya'yla dış politikada başka bir evrilme söz konusu. Avrupa Birliği'yle zaten göçtük, orada bir sıkıntı var. İçeriye bakıyoruz, terör devam ediyor. Sadece terörle mücadele değil, şehit haberleri eksilmiyor hiçbir gün. Ama bir yandan da şehirlerde patlıyor. Atatürk Havalimanı'nda bugün gazeteleri okurken zorlandım. En küçük yaşamını yitirenler arasındaki en küçük insan, bir yavru 5 yaşında. Yani insan bunları artık hani alışamıyoruz da ama bitmiyor da. Türkiye'nin nereye doğru evrildiğini düşünüyorsunuz Sayın Dündar? Röportaj bağlamında değerlendirelim. Semra Hanım, dün akşamdan izlenimlerle başlayayım. Dün akşam dünyanın her tarafındaki etkinliklerde, önemli etkinliklerde, örneğin Euro 2016 yarı finalinde Portekiz-Polonya maçı öncesinde 50 bin kişi saygı duruşunda bulundu. Almanya'da Almanya tarihinin ve siyasetinin simgesi olan tarihi yapılardan Brandenburg, kırmızı beyaz ışıklandırıldı. Keza Eiffel Kulesi aynı şekilde kırmızı beyaz ışıklandırıldı. Veya başka geceler ışıl ışıl yanan dünyanın gökdelen simgelerinden ya da güzel yapı simgelerinden olan binaların ışıkları söndürüldü. Bunlara örnek New York'un İkiz Kuleler'den önce en yüksek yapısı olan Empire State Building karanlığa gömüldü. Bunun gibi her tarafta konuşmalar yapıldı, gazeteler bu yasa katıldılar. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde 3-5 gün sonraya ötelenebilecek yapılmasıyla hepimizin gurur duyduğu bir köprü açılışında
sanki böyle bir şenlik varmış gibi bir atmosfer yaratıldı. Balonlar uçuruldu. Hı hı. Ve bu tüm dünya tarafından da fark edildi ve eleştirildi. Yani düşünün, Başbakan bayram günü dedi ya. Evet, bayram günü dendi. Yani nasıl bir vicdandır? Hiç mi empati yapılmaz? Bu insanların hiç mi değeri yoktur? Yani insan hayatının değeri, Allah korusun, Türkiye'yi yönetenlerin evlatlarının başına bir şey geldiği zaman mı fark edilecektir? Bu kadar insan hayatının dışlandığı, ucuzlatıldığı, yok sayıldığı bir düzen anlayışının Türkiye'yi götürebileceği hiçbir yer yoktur. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki dava açıldı. Birisi Reza Zarrab davası, içinde yine kara para aklama ve Türkiye'deki bazı bankalar var. Diğeri ise Kuytuk davası olarak bilinen bir kişinin, baş sanıklardan bir kişinin, pek çok sanık var da, yine Türkiye üzerindeki aynı banka yoluyla IŞİD'e ve El-Nusra'ya para aktardığına yönelik şikayet dilekçesiyle başlatılan bir dava. Şimdi üçüncüsü yolda Semra Hanım. Bunu ilk kez söyleyeyim size. Buradan Halk TV seyircileri de ilk kez duysunlar. O zaman Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın Mavi Marmara dolayısıyla İHA'ya bana mı sorup da gönderdiler deyişinin ardındaki gerçek de ortaya çıkacaktır. Böyle bir dava açılacak önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yine Türkiye'yi hedef alan ve içinde İHA'nın da bulunduğu sanıklar listesinin yer alacağı bir dava dosyası. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı bundan mı haberdar oldu da İHA'yı bir şekilde sırtından atıverdi diye insan düşünmeden edemiyor. Evet, bu haberi de sizinle paylaşmış olayım. Çok önemli bir haber Sayın Dündar. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü bir dava geliyor Türkiye'ye karşı. Evet. Çok önemli. Evet, bir yandan da şimdi Türkiye iyi yönetilemiyor diyen başvuru röportajından da birkaç yorum alalım sizinle. İzleniminiz nedir? Hani bu böyle gitmez diyoruz ama hani tamam, tespitler yapıyoruz, analizler yapıyoruz. Ne yapmak gerektiği noktasında da konuştunuz mu acaba? Tabii orada var zaten son bölümde Sayın Başbuğ bir defa kutuplaşmanın fevkalade yanlış olduğunu, bunun tam tersine toplumu kucaklayıcı, birleştirici, bütünleyici bir anlayışın Türkiye'yi yönetenlere ve tüm siyasi partilere egemen olması gerektiğini, popülizmden kaçınılmasını ve böylesine zor dönemlerin ancak ulusun birliğiyle atlatılabileceğini söylüyor ve yapılan yanlışlara da işaret ediyor. Mesela Türkiye'nin terör saldırılarının hedefi haline gelmesinin en önemli nedeninin Irak ve Suriye politikalarının yanlışlığında görüyor ve bu yanlışları gerçekleştirenlerin de tarih önünde siyasi sorumluluğa sahip bulunduklarını ifade ediyor. Yani dikkat ederseniz 7 Haziran seçimlerinden sonra Aynet Arap, yani Kobani olarak da adlandırılan Suriye'deki bölgenin IŞİD'çilerden alınması sırasında Suruç'ta bir katliam gerçekleşmişti. IŞİD katliamı ve Aynel Arap'a gitmek isteyen bir gruba canlı bomba saldırısı gerçekleştirilmişti. Orada çok acı kayıplar yaşandı. Zaten olaylar zincirinin başlaması da Suruç katliamıdır dikkat ederseniz. Ondan sonra hem IŞİD terörü tırmandı, hem PKK terörü süratle arttı. Şiddet sarmalı içerisine girdi Türkiye ve kaotik bir atmosfer oluştu. Şimdi Sayın Başbuğ bu politikaların çok yanlış olduğunu, Rus uçağının düşürülmesinin aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne siyasi yöneticilerin, Türkiye'yi yönetenlerin verdiği yetki sonucunda gerçekleştiğini, orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eleştirilecek bir yanı olmadığını, ancak iç politika malzemesi yapma amacıyla yönetici siyasetin, Türkiye'yi yöneten isimlerin bunu, bu krizi
çok yanlış kullandıklarını ve sürekli olarak gerilimi tırmandırdıklarını ifade etti. Oysa Rus uçağı düşürüldükten sonra oluşan kriz çok daha başarılı bir şekilde yönetilir ve iç politika malzemesi yapılmaktan uzak tutulsaydı, tutulmuş olsaydı Türkiye Rusya'yla o sıkıntıların büyük çoğunluğunu yaşamayacaktı diyor. Ve bunun da niçin zorunlu olduğunu, bizim için hayati önem taşıyan Suriye'nin toprak bütünlüğü, özellikle Kürt koridoru konusundaki önlenemez gelişmenin uçak krizinden hemen sonra tırmandığını ifade ediyor. Eğer o kriz iyi yönetilmiş olsaydı, Rusya ile ilişkilerimiz çok daha önceden düzeltilebilseydi, o Türkiye'nin bekası için çok hayati önem taşıyan Kürt koridoru da açılmayabilirdi, engellenebilirdi şeklinde bir ifadesi var. Ayrıca Türkiye'yi yönetenlerin süratle Suriye hükümetinin de içinde bulunduğu İran, Rusya ve tabii ki Orta Doğu'da çok büyük etkinliği olan Amerika Birleşik Devletleri'ni de ihmal etmeden yeni dostluk kapılarının açılması gerektiğini ifade ediyor. Bakın burada Suriye hükümetinin de konuşulması gereken, müzakerelerin başlatılması gereken bir güç olduğunu ifade ediyor. Çünkü dediğim gibi Suriye'nin yönetilebilir bir ülke olması ve toprak bütünlüğünü koruması Türkiye'nin bizim için hayati önem arz ediyor. Evet. Ayrıntıları Sözcü Gazetesi'nde bugün röportajınızda okuyacaktır izleyenlerimiz. Sayın Dündar, size çok teşekkür ederken, liseli gençlerimiz Türkiye'nin gidişatından kaygı duyup liseli gençlerimizi gördük bu dönemin sonunda ve bu örgütlenmenin de devam ettiğini anlıyoruz tüm Türkiye çapında. Tavsiyeleriniz olur mu birkaç cümlede Mehmet Emin? Estağfurullah. Onlar her şeyi bizden daha iyi biliyorlar çünkü artık bilgiye ulaşmak için yaşlanmak gerekmiyor. Ben sadece sevgili liseli gençlerin çok iyi niyetle bu çıkışı yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü gençler hayat yoluna henüz çıkmaya başladıkları için hiçbir kirli iz bırakmazlar girilerinde. Onlar tertemiz bir yolda Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yarınlara doğru yürüme arzusunu dile getirdiler. Bu da bence çok içtenlikli bir ifade tarzıydı. Ve çağdaşlığa sırtını dönenlerin, Atatürk devrimlerine sırtını dönenlerin, Atatürk'ü itibarsızlaştırıp Cumhuriyeti ortadan kaldırmaya çalışanların etkinlikleri sırasında bu çağ dışılığa sırtlarını döndüler. Bu da onların en doğal demokratik haklarıdır, protesto haklarıdır. Hiçbiri şiddete başvurmak gibi bir düşünceyi asla aklından geçirmedi. Sokaklara dökülmek gibi bir planın içinde olmadı. Dolayısıyla onlar artık Türkiye'nin gurur duyduğu liseli gençleri olarak tarih yazdılar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten öyleler. Biz de bugün biraz daha ayrıntılı dinleyelim istedik kendilerini. Size teşekkür ediyoruz katkınız için. Rica ederim. İyi günler. Evet, Mehmet Emin Altın Ses'le devam edelim şimdi sevgili izleyiciler. Ne söylemek istiyorlar Türkiye'ye, nereye itiraz ediyorlar diye düşünerek biraz daha ayrıntılı sohbet edelim. Çünkü zaman zaman hep biliyorsunuz yorumluyoruz, değerlendiriyoruz. Türkiye'nin dinamik gücü gençler. 80 öncesini hatırlayın. O 80 öncesi kuşakları yok etmeseydi Türkiye şu an bu noktada olmayacaktı. O yüzden önemliler. Dinleyelim, empati yapalım ve kendimizi toparlayalım. İleri kuşaklar, yani daha ileri kuşaklar sorumluluklarını yerine getirsin istiyoruz. Önce dinleyelim istiyoruz. Mehmet Emin Altunses şimdi liselerde bir hareket gericiliğe karşı diye temelde ortaya çıktı. Türkiye nereye gidiyor? Hani ne düşünüyorsunuz? Gündeliğinizde ne hissediyorsunuz? Yani bir umutsuzluk, karamsarlık içinde mi karşılıyorsunuz yaşanan bütün gelişmeleri? Biraz daha ayrıntılı yorumlarını alalım. Şimdi isterseniz İstanbul Erkek Lisesi'ndeki İstanbul Erkek Lisesi ile başlayan bu hareketlenmenin ben size özünü kısaca aktarayım. Milli Eğitim Bakanlığı proje okul kapsamında bir uygulama gerçekleştiriyor. Proje okullar. Bu proje okulların asıl hani halka aktarmadıkları kısmı da şu. Diyorlar ki biz yaklaşık 174 tane proje okulu olması lazım Türkiye genelinde. Bunlar fen liseleri, Anadolu liseleri gibi yüksek puanlı okullar. Ve buradan İlerici, çağdaş, Atatürkçü liselilerin çıktığını biliyorlar. Oralardan yetiştiklerini biliyorlar.
ve buna karşı proje okullarda sınavsız müdür atama, sınavsız idare atama gibi işlemler gerçekleştirebiliyorlar. Ve buradan da anlıyoruz ki işte Eğitim Birsen gibi yandaş sendikalardan oralarda biraz daha yandaşlık boyutunu ön plana çıkaran idarecileri okullara İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi gibi okullara atıyorlar. Ve burada liselilerin yapmak istediklerini engelliyorlar. Mezuniyet törenlerinde işte böyle garip bir şekilde mehter kıyafetleri giydiren okullar var şu an liselerde. İşte biliyorsunuz, bir tek tipleşme, bir prototip gençlik yaratma çabası var. Aynen öyle. Aynen öyle. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki müdür de zaten sınavsız atanmış bir müdürdür. Aynı şekilde Eğitim Birsen üyesidir kendisi. İstanbul'da 11, Ankara'da 5 ve İzmir'de 3 tane proje okullar var. Yani düşünün, bu büyük illerde biraz da hareketlenmeye önlüyorlar. Çünkü liseler, İstanbul Erkek Lisesi geçmişinde de biliyorsunuz çok fazla tarihi olaya imza atmış bir lisedir. Ve olayın garip tarafı, korktukları kısım, kendini dünya lideri olarak adlandıranların özellikle korktukları şeyler. Hani ben birkaç tane not aldım. Bildiri başlıkları. Padişaha sırtımız dönelim, aydınlığa yürüyelim. Işığa koşacağız. Geleceğe umut olacağız. Umut biziz, biz geleceğiz. Hakikat güneşimiz, özgürlük rehberimiz. Şimdi bunlardan korkan bir cumhurbaşkanı, bir başbakan. Yani o kulağa ne kadar güzel gelen kelimeler, cümleler oysa, ama bunlardan korkuluyor. Bunu aynen hissediyoruz öyle. Yani burada istedikleri, sayın cumhurbaşkanım, emredin cumhurbaşkanım, şöyle yapın cumhurbaşkanım, böyle. Ama liseliler her zaman bu tutuma karşı bir tavır sergileyecekler, bir duruş alacaklar. Ve hani bizim asıl anlamadığımız nokta da, İsrail'e önce res çekiyorsunuz, sonra özür diliyorsunuz. Rusya'ya aynı şeyi yapıyorsunuz. Dünya lideriyim diyorsunuz, kalkıyorsunuz. Bir grup liseliden korkuyorsunuz. İşte benim örneğim var. Konya'dan bir arkadaşımızın örneği var. Diğer illerde aynı şekilde halkçı liselilerde. Bir basın açıklaması yapıyorsunuz, bir cümleye takıyorlar ve cezalandırma yoluna gidiyorlar. Bir aynen öyle. Yani düşünün, bir dünya lideri, 16-17 yaşındaki yüzlerce gençten korkan bir dünya lideri düşünün. Ve yani bizim asıl temel sorunumuz da, bu dünya lideri bize gelecekte ne vaat edebilir? Ne vaat edebilir yani? Yani 3 çocuk yapacağız. Bir tanesi bombalanacak, bir tanesi tecavüze uğrayacak. Yani biz bunu kabul etmiyoruz ve gelecek yani istemiyoruz. Böyle bir Türkiye istemiyoruz yani. Şimdi aynı şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya'dan bir örnek vermek istiyorum size. Turgut Özal, Sadir Mak gibi işte Milli Eğitim Bakanları, vekiller, bakanlar yetiştiren bir Konya Lisesi, tarihi Konya Lisesi biliyorsunuz. Türkiye'nin coğrafi konumuna sahip en büyük kenti Konya'dır. Koca Konya'da bu insanlar bir arazi bulamamışlar. Tarihi Konya Lisesi'nin, Konya'nın en eski lisesini yıkacaklar. Bunun yerine AVM yapacaklar. Hani bu kadar rant düşkünü. Okullardaki işte hani burada ben size bir görsel de hazırladım. Okullardaki mezunlarla birlikte tüm öğrenciler kalktılar. Buna karşı ayaklandılar. Bu öğrencilerin içinde AKP'liler de var, MHP'liler de var. Hani siyasi parti ayırt etmeksizin herkes ayaklandı ve bu yıkıma karşı durdular. Başarılı oldunuz mu? Evet, şu anda durduruldu. Şimdi bu tür şeyler önemli çünkü Gezi'yi de başlatan, Topçu Kışlası yapacağız, AVM yapacağız, AVM'li bilmem ne yapacağız Gezi Parkı'na diye bir mevzuydu. Onun için hani yaşam alanlarımıza biz istemeden birileri geliyor ve müdahale ediyor. Üstelik de değerlerimizi yok ederek. Yani bu söylediğin bir tarihi bina. Niye öyle yok edilsin ki? Yani neden yok edilsin? Aksine saklanması, korunması gereken bir yer. Müze yapacağız dediler. Hafızadır. Arşiv yapacağız dediler. Sonra kaldırdılar. AVM yapacağız dediler. En son hiçbir şey bulamadılar. Öyle bir arazide İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapacağız dediler bu binayı. Öğrencileri başka binalara aktaracaklar. Ve bir de hani öğrencilere yapılacak bir okul da yok. Tamamen öğrenciler okullara dağıtılacaklar. Orada okumaya devam etsin mi istiyorsunuz? Aynen, öğrenciler bu okulda okumaya devam etsinler istiyoruz. Yani düşünün, bu İstanbul Erkek Lisesi'ni yıktığınızda nasıl başlayacak bir şeyse, hani kale olarak övünmesinler. Biz aynı mücadeleyi Konya'dan da başlatırız. Ki başlattık da, resmi de gösterdim size az önce. Yani bir yandan da böyle bir kültürümüze sahip çıkma, geçmişimize sahip çıkma, yaşam alanımıza sahip çıkma boyutu var liselilerin. Yani zaten dertleri de bizim tarihi, milli değerlerimiz yani. Başka hiçbir şey değil. Gençliğe hitabeyi kaldırmak istiyorlar. İstiklal Marşı'na kadar uzanıyorlar. Hani yani düşünün, YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2.255.000 öğrenciyle en yüksek rekor şu anda. YGS'ye giren öğrenci sayısı bu yıl rekoru kırdı. En yüksek katılımı sağladı. Ve unutmadığımız bir nokta da Cizre'de, İdil'de, Şırnak'ta, Silopi'de 7.000 tane üniversiteye hazırlanan lise öğrencisi, lise son sınıfı öğrencisi sınava giremediler. 7.000. Evet, düşünün, Cizre'den Antep'e, İdil'den Batman'a, Şırnak, Silopi'den Siirt'e araçlarla taşındılar.
4 aydır arkadaşlarını göremeyen liseliler var orada. Ve yani aynı okuma konusunda, yani okuluna gidip gelebilme konusunda sıkıntı da yaşıyorlar zaten. Aynen öyle. Bizim Gaziantep'ten bir arkadaşımız, pardon, Cizre'den bir arkadaşımız Gaziantep'e otobüs dahi bulamadığı için, milliyetin böyle bir olanak da sağlamıyor, otobüs dahi bulamadığı için tırla gidiyor. Bir tur şoföründen rica ediyor. O gün gidecek olan gece parkta yatıyor, sabah gidip sınavına giriyor. Yani 7000 kişi giremedi, 7000 genç sınava giremediği gibi girenler de bu koşullarda giriyor. Aynen öyle, girenler de bu koşullarda giriyorlar. Hani doğuda kendi çıkarlarınca yarattıkları kaosu, işte Burhan Kuzu'nun söylediği gibi, onu da not etmiştim buraya. Evet, seçim bitti, millet kararını verdi, ya istikrar ya kaos dedim, millet kaos dedi. Gerçekten bir kaos var yani. Doğu'da düşün, 7000 tane, hani Doğu'da ben de olabilirdim, bir başkası da olabilirdi, kardeşiniz de olabilirdi. Kendimiz seçmiyoruz ki onu, nerede doğduğumuz, hangi aileye sahip aynen olduğumuzu öyle biz seçmiyoruz. Aynen öyle. Çok vahim. Bu eşitsizliğe de karşı çıkıyorsunuz. Bir kısa reklam arası vereceğiz Mehmet Emin Altunses, reklamlardan sonra. Peki nasıl bir Türkiye diye konuşalım istersen. Tamam. Yani itiraz ettiklerimiz belli de ne istiyoruz onu bir ortaya koyalım, olur mu? Konuşalım. Kısa bir aradan sonra sevgili izleyiciler sohbete devam edeceğiz. Liselileri dinliyoruz. Lütfen kulağımızı açalım. Can kulağıyla dinleyelim. Ne söylüyor çocuklar bize? Duyalım. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor. Programın sonuna doğru yaklaşırken liselileri dinliyoruz dedik. Konya'dan geldi konuğumuz Mehmet Emin Altunses sevgili izleyiciler. Konya Halkçı Liseliler İl Başkanı. Şimdi Halkçı Liselileri bu son okullar tatil olma aşamasında tepkileriyle gördük. Türkiye'nin dört bir yanında ve onlar şimdi bir şey anlatmaya çalışıyorlar Türkiye'ye dedik. İtirazları konuştuk biraz, girdik o konuya. Ama şunu merak ediyorum ben asıl. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Asıl mesele burada. İtirazların da düğümlendiği yer bu. Başka bir şey istiyorsun ki buna itiraz ediyorsun. Nasıl aynen bir öyle Türkiye istiyorsun? Bizim istediğimiz Türkiye, kırsalda bir tane insanın bile aç kalmadığı, biliyorsunuz bugün verilen asgari ücretler yoksulluk sınırının, açlık sınırının çok çok altında. Bir insanın aç kalmadığı, özellikle liselerde bir arkadaşı kantinde yemek yerken diğer arkadaşı yemeden bir kenarda oturup bakan arkadaşlarımız var. Okullarda çok sık rastlıyoruz bunlara. Elimizden geldiğince işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne aktarıyoruz, oradan yardım istiyoruz. Oradan bir gelen bir yardım arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Yardımla döndürmeye çalışıyorsunuz ama itiraz ediyorsunuz. Aynen, buna herkes itiraz ediyoruz. Herkes eşit bir şekilde o herkes lisede yemeğini yesin diyorsunuz. Aynen öyle. Biliyorsunuz daha dün bir patlama gerçekleşti, önceki gün. Bu patlamada hani bilmiyorum, bunlar milletvekilleri ama hani biz biraz da şuna gülüyoruz yani. Şimdi okulda kantinde oturuyoruz mesela. Bakıyoruz Burhan Kuzu, Şamil Tayyar, İşte Melih Gökçek, Mehmet Metiner. Biz diyoruz ki bu adamlar belediye başkanı, milletvekili olduysa hani gerçekten Cumhurbaşkanı'nı görüyorlar. Buraya gelmeden önce işte okulların kapanacağı gün, karne aldığımız gün yine Cumhurbaşkanı bir konuyla ilgili gündeme gelmişti. O gün bir arkadaşım dedi ki ya bu adam Cumhurbaşkanı olduysa, diploması da yokmuş zaten, biz her türlü Cumhurbaşkanı da oluruz, milletvekili de oluruz, başbakan da oluruz. Aslında bu insanlar biraz daha her ne kadar gelecek umudumuzu karartsalar da biraz daha bu konuda hani yakında oralarda biz olacağız umuduyla biraz daha ışık saçıyorlar. Ha, bu örneğin Şamil Tayyar dedin, en sonki açıklaması bu saldırıdan evet, bu sonraki o saçma yayın, tartışılan konu. Saçma diyorum, sarf edilen cümleler çünkü çok şey tuhaf. Yani çünkü yayın Mehmet Metiner yine aynı şekilde. Yani onlar vekil olduysa biz haydi haydi oluruz diyorsun. Aynen, en azından biz insan seviyoruz diyorlar. Yani bakıyorsunuz Şamil Tayyar, yayın yasağını eleştiren insanlar umarım ki yine böyle bir patlamada can verirler de yakınları bunu anlarlar. Hani biz de ne diyelim o zaman, siz de Osman Gazi Köprüsü'nün altında kalın da sizin de yakınlarınız bunu mu anlasınlar diye çıkıyor başbakan. Bayram havası gibi burası diyor. İnsanlar hani yası var bu insanların. Bu insanlar acısını yaşıyorlar. Çıkıyor bunu söylüyor. Yani bunu gördüğünde liselilere bir yandan da aslında gerçekten umut verebiliyorlar. Yani gördüğüm kadarıyla Mehmet Emin Altunses, itiraz noktalarınız nasıl bir Türkiye istediğinizden gidiyoruz ya hep. Hı-hı. Haksızlığa karşı. Aynen öyle. İnsana saygısızlığa karşı. Bunları saygısızlık diye niteliyorum ben çünkü. Ve ekonomik olarak da o eşitsizliğe karşı. Peki eğitimle ilgili sıkıntılar oldu mu, yaşadın mı? Hani sonuçta şu anda üniversite sınavına girmiş bir evet kişi olarak, bir gelecek arayışı içindeki bir insan olarak neler söylemek istersin? Hani nasıl bir eğitim veriyor bu ülke çocuklarına, gençlerine sence? Ya bu ülke
bu Milliyetin Bakanlığı, mevcut Milliyetin Bakanlığı zaten biliyorsunuz hemen hemen her kabine değişikliğinde bir Milliyetin Bakanı değiştiriyor. Bir türlü bu sistemi oturtamadılar ve bu sistemin de suçlusunu Atatürk olarak görüyorlar. Yani ona da anlam veremiyoruz yani gerçekten. Bu da gerçekten düşük profiller yani kendileri de böyle hitap ediyorlar. Gerçekten düşük profiller. Ayda bir kere değişen yönetmelikler var. Şimdi Anadolu liselerinde geçiş hakkınız vardır. Cuma'dan cumaya geçiş yapabilirsiniz. Liseden liseye gezebilirsiniz. Ama meslek liselerindeki arkadaşlarımız, yani meslek lisesinde okuyan bir birey ancak ilçelerden ilçelere gezebiliyor. Yani mesela Konya'nın 31 ilçesi var. Sana diyor ki 31 ilçesinde gezebilirsin. Yani ama, kaydını oradan oraya aktarabilirsin evet, ama, ilçe düzeyinde. Aynen öyle. Anadolu liselerinde işte sürekli değişiklik yapabilirsin. Çünkü Anadolu liselerin hepsine biz hakimiz. Endüstri meslek liselerindeki, imam hatip liselerindeki, artık imam hatipleri de biliyorsunuz ele aldılar ama oradakilere hakim olamıyoruz. Biz hakimiyetimiz altındaki herkesin istediğini yapmasına izin veririz. Çünkü bizim çemberimiz etrafında dönüyorlar. Anlayışları bu. Yani dediğim gibi sürekli değişen bir eğitim sistemi var. Ayda bir kere değişen, bazen haftada bir kere değişen yönetmelikler var. Ve hani düşünün. Mağduriyet yaratıyor tabii. Şimdi 4 artı 4 artı 4 dediler, uzattılar gittiler öyle. Şimdi de 3 artı 3 4 4 diye gideceklermiş. Öyle bir gündem var. 4 sene ilkokul okudunuz, 4 sene ortaokul okudunuz, 4 sene lise okudunuz ve bunların hemen hemen hepsinde liseye geçiş döneminde, üniversiteye geçiş döneminde dershaneye inanılmaz paralar yatırıyorsunuz. Hani gerçekten aileler hesapladığında hani kendi... Ekstra eğitim almanız gerekiyor yani dershanelerle ilgili ya, hani tabii tartışım dediğinde başka bir şey yapıyorlar ama. Cemaat kavgasına düştüler, dershaneleri kapattılar, temel lise yapacağız dediler. Cemaati kovdular bu sektörden. Hı-hı. Bu sefer temel liseler... Ama dershane... yine de öğrenciler takviye almaya devam etti değil mi? Bir şekilde yöntemlerle, özel derslerle falan. Hani büyük bir çoğunluğu neredeyse %60'ı, %70'i temel liselere yöneldiler. Bunlar da dershanelerin 3-4 katı fiyata mal oluyor. Temel devlet liselerinde öğrenci kalmadı. Ve diyorlar ki temel liselerde 6 gün ders veriliyorsa aynı sistemi biz de yaparız. 6 gün ders veririz. 6. gün okula gittiğinizde ders görebileceğiniz derslik imkanınız yok. Ders yok. Hani okulda bahçede ders işleyen arkadaşlarım da düşün yani Konya, bahsettiğim az önce Konya Anadolu Lisesi. Konya Anadolu Lisesi'nde bahçede ders işleniyor cumartesi günleri. Konya'nın hani en köklü okuludur burası. Derslik bulamıyorlar. Ve bu sistemle işte absürt hakikaten. YGS biraz kolaydı. Kolay geçti. Ben de girdim sınava. YGS biraz kolay geçti. Böylece barajı geçen insan sayısı arttı. Ve bakın temel liselere biz geçirdik. Temel liseler oldu. İyi bir öğrencilerin, şey oldu. Öğrencilerin başarısı arttı. Diyerek bu sefer aileleri kandırdılar. Ve 1300 liraya, 1200 liraya, 1000 liraya çalışan aileler 10-15 milyarlık temel liselere evlatlarını göndermek zorunda kaldılar. Yani evet. böyle bir eğitim... soygun düzeni mi var? Onu mu anlatmak istiyorsun? Aynen öyle. Hani şeylerin, iktisatçıların, işletmecilerin bir şeyi vardır. Karşınızdaki insan, karşınızdaki esnaf, her kimse sizin cebinizdeki 1 liraya dahi gözünü diker. O 1 lirayı dahi almaya çalışırlar. Bir sistem sorunu var burada anladığım aynen kadarıyla. Öyle. Senin anlatmak istediğin. Ve o sisteme dair eleştirini ortaya koyarken arzu ettiğin Türkiye dedik. Hani o arzu ettiğin Türkiye sosyal hukuk devleti. Yani o liseli orada yemeğini yerken liseli parasını ödemeden hani herhangi bir yere ailesi maddi güçsüzlük çekmeden ya da kaynak aktarmadan bu kadar kaynak aktarmadan devletin temel görevlerinden biri olarak eğitim de alabilsin diyorsun. Benim anladıklarım bunlar. Aynen öyle. Yani o gıda konusuna gelecek olursak biliyorsunuz bundan birkaç sene önce ilkokullarda, ortaokullarda hatta bazı liselerde süt dağıttılar mesela. Hı-hı. Yemekleriniz yanında süt için diye Hı-hı. devlet süt dağıttı ve bu sütten zehirlenen binlerce öğrenci var. Yani devletin dağıttığı, hani süt de dağıtma o zaman, yemek de dağıtma. Hani hiçbir şekilde güvenemiyorsunuz. Güvenemediğiniz bir devlet var ve bu güvenemediğiniz, daha doğrusu hükümet var. Güvenemediğiniz hükümete karşı bir gelecek planı yapıyorsunuz. Mesela ben gazetecilik okumak istiyordum. Gazeteci olmak istiyordum. Ama bakıyorsunuz yani herhalde zaten şu anda da en özgür kanaldayız, en özgür haber kanalındayız. Gazeteci olduğunuzda üzerinize bir baskı olacak. İstediklerinizi, bu yaşananları duyurmanızda zorluklar çekeceksiniz. Bu sefer tutuklanmam dolayısıyla da şunu düşündüm yani benden sonra da hani ben 50 yaşına geldiğimde de yine benim yaşayacaklar illaki olacak. 68'den bu yana olmuş. 2016'da da oluyor, 2050'de de olacak belki. Ben hukukçu olmaya karar verdim. Hani düşünün, bu hani insanların ideallerini dahi değiştiriyorlar yani. Yani öyle gazetecilikten vazgeçip hukukçu olmaya karar evet. verdin. Çünkü bir mücadeleyi hukuk alanında en azından sürdürmek daha mı iyi geldi? Yani, daha mı mantıklı geldi? Yaşamda en çok zorluk çektiğimiz bir eğitimdir, iki de hukuktur zaten. O yüzden hukuka yönelmeye karar verdim. Evet, şimdi sözü de o zaman şöyle bir yere çekelim, daha büyük perdeden bakalım. Şimdi hukukçu olarak nasıl bir Türkiye istediğin üzerindeki sohbeti sürdürürken gericilikten başladık söze. Evet. Nereye gittiğini düşünüyorsun ki Türkiye'nin, sen gardını aldın, gazeteciliği amacından vazgeçip hukukçu olmaya karar verdin? Ya Türkiye
Bolu'da yaşanan olayı biliyorsunuz. Kısaca onun üzerinden gidersek çok daha iyi anlaşılacak. Bolu'da İl Milliyetin Müdürü çıkıyor. 10. Yıl Marşı çok eskide kaldı. Daha eskisini söylüyor. Mehter marşları çalalım artık diyor. Yani böyle zekaya sahip İl Milliyetin Müdürlerimiz de var. Ve buna karşı duran Bolu CHP Gençlik Kolları, Halkçı Liseliler Bolu Örgütü, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve devamındaki 30 tane milletvekili buna karşı çıktığı zaman, yani düşünün, bu memleketin polisi o arada kısa bir tartışmayla dokunulmazlıkları kalktı mı kalkmadı mı gibi böyle bir, hani böylesine absürt bir tartışmayla Bolu milletvekiline gaz sıkabilme, saldırıda bulunabilme cesaretine sahip oluyorlar. Milletvekilinin de güvenliği yok artık. Milletvekilinin dahi güvenliği yok ve hani artık annelerimiz evden çıkarken şunu söylemeye başladılar. İşte yürüyüşler yapıyoruz, çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Biz biraz daha sosyal etkinliklerden yanayız ama artık annelerimiz şunu söylüyorlar yani. AVM'lere gitme, işte merkezde bulunma, şehir merkezlerine çıkma. İşte Ankara'ya gittiğimde, işte bugün buraya gelirken mesela 1,5 saat yol sürdü. Annem belki 15 defa bana mesaj attı yani. Neredesin, ne yaptın, nasıl oldu, orada sıkıntı var mı? Artık ailelerimiz de bu konuda tedirgin ve ailelerimiz evlatlarını bu mücadeleden geri çekmekten yanalar. Aslında bir yandan da haklılar. Hani biz yine de kararlılığımızla bu mücadeleyi devam ettirmekten yanayız. Ama o anne babaya da hiçbir şey diyemiyorsunuz. Böyle bir Türkiye'de her an her yerde patlamanın olacağı bir ülkede. Yani düşünün, Cumhurbaşkanı kendi muhaliflerine karşı bir silahlı örgüt kuruyor. Şimdi benim mesela arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanı'yla davaları var. Benimki sonuçlandı, davaları var. E şimdi arkadaşlarımın ailelerinde dolayısıyla şöyle bir şey oluyor yani. Oğlum mahkemeye çıkıyor. E bu örgüt benim oğlumu da mı öldürecek? Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Hedef gösterilme, hedef alınma anlamında bir tedirginlik tabii ortaya çıkıyor. Şimdi gerçekten söylediğin şeyler senin yaşına göre aslında büyük ifadeler diye düşünüyorum ben. Şu anlamda öyle düşünüyorum. Konuşman gereken, okuman gereken, hissetmen gereken çok daha geniş bir dünya var. Ve senin ama o geniş dünyanı daraltan bir ülkede yaşıyorsun. Ben şimdi seni gözlemleyerek ifade edeyim maalesef. Üzgünüm hani bunun için gerçekten çok maalesef üzgünüm. Ama biz hayallerimizle varız. Hukukçu olmaya, bu beni incitti mesela, gazeteci olmak istiyor musun? Hukukçuluğa mecburiye geçiş yapabilmek. Yani ülkeye şu anda hukukçu dönmek, lazım. Hukukçu lazım diyorsun. Gazeteci de lazım da yani saygı duyuyorum tabii ki kararına. Kendi kendine bu böyle bir dönüşüm yapmışsın hayallerinde. Biz yine de gelecek güzel günleri arzu etmeye devam edeceğiz. Sen ne yapmaya devam edeceksin? Hani belli olacak okulun zaten. Bu mücadeleye devam mı edeceksin? Ya ben mücadelemi 4 senedir, lise 1'den bu yana 4 senedir lise yapılanmalarında liseli arkadaşlarımızla birlikte sürdürüyorum. Şimdi değişen bir şey olmayacak. Konya'da, Ankara'da, belki hani memleketin çeşitli illerinden bir tanesinde üniversite tercihimi yapacağım. Kazanabilirsem o üniversiteye gideceğim ve orada mücadelemi sürdüreceğim. Oradaki, evet, hani bugün Konya'daki sıkıntıyı, Konya'da bizim kendi yaşadığımız sıkıntıyı ele alıyorum. O zaman da gittiğim ildeki sıkıntıyı ele alıp bu diktaya karşı mücadeleyi sürdüreceğim. Halkçı liseliyken halkçı üniversiteli olacağım diyorsun. Aynen öyle. Öyle aynen devam öyle edecek. Evet, ben bir iki dakikamız kaldı ama şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu 90 yıllık ortaya koyduğu kültürün bir ürünüsün. Ben de öyleyim. Kendimi gururla sunuyorum yani. Evet. Atatürk Türkiye'sinin çocuklarıyız, gençleriyiz, kadınlarıyız, erkekleriyiz, insanlarıyız diyelim. Arzu ettiğimiz Türkiye o ideallerde var, hala var. Dönüp dönüp oraya bakıyoruz. Belki de özlediğimiz ve istediğimizi yaratabilme gücünü bize veren orası çünkü. Yolun açık olsun. Dikkatli, üslubun dikkatli olsun. Kontrol et anlamında söylemiyorum. Yasalar, hukuk önemli, hukukçu olacaksın. Yasalar çerçevesinde mücadeleni sürdürmeni temenni ediyorum. Ve örnek bir genç olmuşsun. Gerçekten örnek bir gençsin. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sen de duygularını paylaş istersen, programı öyle kapatalım. Teşekkür ederim. Bize burada bizim liselerde yansıtmaya çalıştığımız mücadeleyi de bize de fırsat verdiğiniz için, buradan aktarabilme fırsatı verdiğiniz için. Hani sorunlarımızı hani kısa da olsa bir şekilde özetle dile getirme fırsatımız oldu. Hani bir kere daha söyleyelim. Hani bugün lisedeyiz, yarın üniversitede olacağız. Kadınlar kendi gruplarıyla birlikte olacak, erkekler kendi gruplarıyla birlikte olacak ve bu soyguncu düzene, bu diktaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Evet, bu çağda zaten hani bakıyoruz, internetle bütün dünyayı görüyoruz gözümüzün önünde.
çağdaş dediğimiz insan hakları evrensel beyannamesinin çizdiği çerçeveyle o demokratik işleyişin ülkemizde de var olması için konuşmaya da devam edelim. Mücadeleye de devam edelim. Arzu etmeye de, hayallerimizle var olmaya da devam edelim. Yani şuna da ben inanıyorum açıkçası. Az önce Gezi'den bahsettiniz. Bugün Topçu Kışlası yapacaklarını söylüyorlar. Biz Gezi'ye girmeye çalıştığımızda bugün hani karşımızda bekleyen Tomalar, biz inanıyoruz. Bir gün işte Şamil Tayyar gibi, Melik Gökçe gibi, Mehmet Metiner gibi insanların mezar taşlarına tükürmesinler diye de Tomalar bekleyecek yani o mezar taşlarının başında. Bugün bizim karşımızdalar ama o gün de mezar taşlarının başında bekleyecekler. Buna da inanıyoruz. Öyle düşünüyorum diyorsun, evet. Evet sevgili izleyiciler, demokratik bir ülkede konuşma hakkımızı kullanarak, eleştirme hakkımızı kullanarak, kendimizi ifade etme, ifade özgürlüğü hakkımızı kullanarak var olmaya devam edeceğiz ve o demokratik ilkeler çerçevesinde elbette bu ülkenin ulus devletler hani tartışıldı edildi ama elbette bu ülkenin geleceğini de yanlış kurgulayanlara itiraz etme hakkımızı da kullanmaya devam edeceğiz diyelim. Ülkemizin pırıl pırıl gençlerinden birini tanıdık bugün. Mehmet Emin Altunses, çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben teşekkür yolun ederim. Açık olsun. Bir örnek genç liselilerden birisi heyecanlandırdı bu son geçen ay bizi Temmuz'a girdiğimiz için geçen ay diyorum Haziran boyunca liseliler. Umudumuz gençler nihayetinde. Umut biziz ve yan yana beraber devam edeceğiz yaşamaya hep birlikte. Güzellikleri düşleyerek ve hayal ederek. Hoşça kalın diyoruz. Hafta sonu güzel geçsin. Pazartesi günü yeni güne, yeni haftaya beraber hazırlanacağız. Beraber karşılayacağız o yeni günü. Güzel geçsin istiyoruz. Her şey güzel olsun. Hoşça kalın. Günaydın sevgili izleyiciler. Yeni bir gün başlıyor.